kahve Osmanlı toplumuna 1550 yılı civarında ilk defa gelir. Gelişleri itibarıyla, anavatanı itibarıyla Yemen ve civarı kabul edilir. Kimi araştırmacılar bunu Habeşistan'a kadar ulaştırırlar. Ama bu bölgede kahvenin içildiğini biliyoruz. 1550-51 yıllarında İstanbul'a geldiğini de biliyoruz. Ama 1554 yılı geldiğinde İstanbul'da ilk kahvehane dükkanı açılır. Burada Halep'ten Hakem ve Şam'dan Şems gelirler. İkisi ortak bir kahve dükkanı açarlar. Ve burada hem kahve kavurup satmaya hem de içim halinde kahve üretmeye satmaya başlarlar. Kısa zaman zarfında çok beğenilir, çok tutulur ve Kanuni çağında en büyük din alimlerinden Ebu Suud Efendi'ye de sorarlar, kahve içmek caiz midir diye. Ebu Suud Efendi de der ki, kavrulup da kömürleşinceye kadar yanan maddeler İslam'a göre helal sayılmaz. Ve bu fetva üzerine bütün kahveler kapatılır, var olanlar yıkılır ve bir dönem kahvesiz bir yaşantı İstanbul'da başlar. Ama akabinde bu yasaklama ortadan kalkar ve tekrar kahvehaneler açılmaya başlanır. Ve bu açılmaya başlandığında artık ilk defa toplumlarda bir Müslüman sosyolojik bir kurum ortaya çıkar. Kahvehaneler. Ve bunlar Müslüman halkın bir araya gelip sohbet edebildikleri, karşılıklı bir şeyler paylaşabildikleri bir mekan haline gelir. Peki ne yapılır buralarda? Mesela şairler gelir, şiirlerini okurlar. Kimi divanlardan bölümler okunur. Zaman içerisinde bunu daha geç dönemlerde, özellikle Ramazan aylarında bir mukabele geleneği olarak mesela hamzanameler okunur. Bölüm bölüm, kim okudu, nerede okudu, ne kadar okudu, bunlar da kimi zaman notları tutulmuştur. Bunların yanında kahvehanelerin böylesine insanları bir araya getirip hikayeleri paylaştıkları, dinledikleri mekanlar haline gelir. Özellikle Osmanlı'nın direkler arası dediğimiz semtinde Ramazan aylarında işte karagözler, meddahlar ve benzeri eğlence gruplarının özellikle Ramazan akşamlarında süslenmiş bu kahvehanelerde insanlara toplumun ihtiyacını karşılayan bir ortam yaratır. Ama bu kahvehaneler her zaman iyi değildir tabii ki. Neden? Çünkü bir dönem Yeniçeriler bu kahvehaneleri ele geçirirler. Nasıl ele geçirirler? Bütün Yeniçeri ortaları İstanbul'da bir kahvehaneye gider, sahiplenir. Ve dolayısıyla o kahvehaneye o Yeniçeri'nin orta nişanı asılır. Ve bilinir ki orası o orta, kaçıncı ortaysa o kahvehane oraya aittir. Bütün Yeniçeriler oraya gelmeye başlar. Ve mahalleli bu kahvehaneleri ziyaret esnasında neredeyse son dönemlerinde artık zulme uğrarlar. Ve bu sıkıntılar yaşanmaya başlayınca da Osmanlı Yeniçeriliğin lağı ile birlikte buradaki kahvehanelerin tamamını da kapatır ve yıkar. Örnek Çardak Kahvehanesi, Eminönü'nde, Çardak İskelesi'nde önemli bir kahvehanedir. 56. Ortanın kahvehanesidir. Ve burada kahveci bir Mutlu Beşe vardır. Mutlu Beşe patronu Halil'le birlikte işte patronu Halil ayaklanması dediğimiz önemli bir Yeniçeri ayaklanmasını birlikte organize ederler. Bunlara bir de yardımcı kahveci Ali vardır. Bu üçlü İstanbul'un günlerce kavrulmasına neden olan ayaklanmanın da önemli etken noktalarıdır. Tabii kahvehaneler zaman içerisinde farklı hüviyetlere de bürünüyorlardı. Mesela işte bütün kahveciler bir kere doktorluk yapıyordu, yani cerrahlık yapıyordu. Ne yapıyorlardı? Diş çekiyorlardı, sünnet yapıyorlardı, yara tedavi ediyorlardı, saç kıran, işte kıl dönmesi, sülük tedavisi ve benzeri küçük cerrahi işlemleri bu kahveciler kendileri yapıyorlardı. Bunlara da cerrah kahvehanesi deniyordu.
Zaman içerisinde bunlar tabii ki hepsi ortadan kalktı. Özellikle Tanzimat'la birlikte yeni bir akım ortaya çıktı. Batı'dan gelen matbaaların yaygınlaşmasıyla birlikte dergiler, kitaplar, gazeteler çıkmaya başladı. Ve bütün bu matbuat hayatı adına kıraathane dediğimiz, yani okuma evi dediğimiz mekanlarda cereyan etmeye başladı. Bunlar kahvehanenin ikinci gelmiş olduğu önemli noktadır. Ve burada özellikle Beyazıt ve çevresinde, işte Serafim Efendi kıraathanesinde olduğu gibi önemli yayınlar çıkartmış, dergiler çıkartmış ve bunların Anadolu'ya naklini, Anadolu'ya ulaştırılmasını sağlamış. Ki bu mekanlardan işte gene Beyazıt ve çevresinde oluşan en önemli kültür merkezi Küllük adını verdiğimiz kahvehane, ki kıraathanedir. Burada önemli Türk edebiyatçılarının yetiştiği bir mekan haline gelmiş. İşte bu mekanların yanında özellikle Ramazan aylarında okumaların yapıldığı, beddahların ve benzeri gösterilerin yapıldığı kahvehanelerde İstanbul'un özellikle Vefa ve civarındaki semtlerinde çok yaygın bir biçimde bulunmaktaydı. Ama Cumhuriyet'le birlikte buralar artık eski hüviyetlerini kaybetmiş, sosyolojik olarak göç alan nüfusun bir araya geldiği mekanlar haline gelmiştir.